Evet, şimdi trigonometrik fonksiyonların limitlerini anlatmaya çalışalım. Trig fonksiyonların limitleri diyeceğiz. Bunları anlatmaya çalışalım. İlk başta en bilinen trigonometrik fonksiyonlar olan sinüs x ve kosinüs x'e bakalım. Bunların limitlerini hesaplarken ne şekilde düşünmeliyiz? Bu fonksiyonlarla ilgili yapabileceğimiz ilk tespit nedir? Bu iki fonksiyonda her zaman sürekli fonksiyonlardır. Sürekli fonksiyonlardır. Gerçi bu konuyu daha sonra biraz daha ayrıntılı olarak anlatacağız. Sürekli olması bir fonksiyonun ne demektir? Bunu anlamaya çalışacağız. Ancak şöyle bir grafiklerini hatırlarsak bu fonksiyonların, örneğin sinüs x fonksiyonunun grafiği nasıldı? Yaklaşık olarak bu şekilde bir dalga fonksiyonuydu. Öyle değil mi? Tabii ki eksi ve artı yönde de aynı şekilde devam ediyordu. Bu fonksiyonların özellikleri şudur. Hem sinüs x hem kosinüs x için, burada sinüs x'i örnek verelim. Bu fonksiyonların özellikleri her yerde sürekli olmaları. Yani süreklilikten kastım şu: fonksiyonda bir kopma, kırılma, bir ne diyelim, bir delik, asimtot gibi bir sıkıntı yok. Bu fonksiyonlar sıkıntısız, güzel fonksiyonlardır diyebiliriz. O halde bu fonksiyonları düşündüğüm zaman x için, burası x koordinatım olsun, burası y koordinatım olsun, x için x a gibi bir değere yaklaşırken, soldan ya da sağdan yaklaşırken fonksiyonum nasıl hareket eder onu düşündüğüm zaman, yani limit konusunu düşünmekten bahsediyorum. Fonksiyonum nasıl hareket eder? Fonksiyonumun aldığı değerde yine belli bir noktaya doğru yaklaşır. Bu nokta ne olacaktır? Bu noktada fonksiyonun A noktasında aldığı değer olacaktır. Bu sinüs fonksiyonu olduğu için, yani bu örnek için sinüs A'ya sağdan ve soldan yaklaştığım zaman fonksiyonumun değeri de sinüs A'ya yaklaşacaktır. Aynı şey kosinüs için de geçerli. O halde buradaki tespitimize, yani bu fonksiyonların sürekli olmasından dolayı buradaki tespitimizi şu şekilde ifade edebiliriz. Limit x a gibi bir değere yaklaşırken sinüs x gibi bir fonksiyonu düşünüyorsak eğer, bu limitin direkt olarak sinüs a'ya eşit olacağını söyleyebiliriz. Yani x'in yaklaştığı değeri yerine yazarsak fonksiyonumuzda limitimizi bulmuş oluruz. Aynı şekilde kosinüs x fonksiyonu için de aynı şeyi yazabiliriz. Kosinüs x ne eşittir diyeceğiz? Kosinüs a'ya eşittir. Sürekli ve sorunsuz fonksiyonlar için yerine yazmakta hiçbir sakınca yoktur. Aynen polinomlarda yaptığımız gibi. Peki acaba tanjant fonksiyonunda ne oluyor? Tanjant fonksiyonunu düşünelim. Tanjant fonksiyonunun ben x a gibi bir değere yaklaşırken limitini düşündüğüm zaman, ben tanjant x'in neye eşit olduğunu biliyorum. Sinüs x bölü kosinüs x'e eşit olduğunu biliyorum. O halde şu fonksiyonun, tanjant x fonksiyonunun limitini araştırmakla sin x bölü kos x fonksiyonunun limitini araştırmak aynı şeydir. Başka neyi biliyorum? Ben limiti bölme üzerine dağıtabilirim. Bunu da biliyorum. O halde bu ifade limit x a'ya giderken sinüs x bölü limit x a'ya giderken yine kosinüs x olarak yazılabilir. Peki başka neyi biliyorum? Onu da biraz önce bulduk, kanıtladık. Limit x a'ya giderken sinüs x'i bulmaya çalışırsam direkt a değerini sin x fonksiyonunda yerine yazarım ve bu limitin değerini bulurum. O halde yukarıdaki ifade neye eşit olacaktır? Sinüs a'ya. Aşağıdaki ifade aynı şey kosinüs x fonksiyonu için de geçerli. Aynı şey bunun için de geçerli olduğu için paydam da kosinüs a'ya eşit olacaktır. O halde sonuç olarak neyi söyleyebilirim? Sin a bölü kos a nedir? Bu da tanjant a'ya zaten eşittir. O halde neyi söyleyebilirim? Limit x a gibi bir değere giderken tanjant x'in değerini de yine direkt yerine yazarak bulabiliriz. Tanjant a'ya eşittir diyebiliriz. Peki burada belirtmem gereken bir şey yok mu? Var. O da nedir? Kosinüs a değerim
sıfıra eşit olursa ne olur? Sıfıra eşit olursa pay da sıfıra eşit olur. Pay da sıfıra eşit olabilir mi? Olamaz. Zaten paydanın sıfıra eşit olduğu yerlerde, yani kosinüs x'in sıfıra eşit olduğu yerlerde ya da ne diyelim kosinüs x hiçbir zaman sıfıra eşit olamaz diyelim. Sıfıra eşit olduğu yerlerde çünkü tanjant x fonksiyonu tanımsızdır diyeceğiz. Tanımsızdır. Neden tanımsızdır? Çünkü sayı bölü 0 gibi bir değer verir. Sayı bölü 0 konusunu daha önce görmüştük zaten. Sayı bölü 0 gibi bir değer verdiği zaman bir fonksiyon herhangi bir noktada, bu noktada problem vardır diyorduk. Problemin cinsi nedir diyorduk hatta. Asimtot vardır bu noktada diyorduk. Tabii ki bir noktada fonksiyon tanımsız olması o noktada limitinin olmayacağı anlamına gelmez aslına bakarsanız, ama tanjant x fonksiyonu için gerçekten o noktada limit de yoktur. Çünkü tanjant x'in grafiğini belki biraz hatırlarız. Yaklaşık şu şekilde, tabii çok iyi çizemiyorum ama şu şekilde grafikti. Yani bu şekilde parçalardan oluşan enteresan bir grafiği var tanjant x'in. Ve aralarda böyle iyi çizemediğim için aralarda asimtotları var hep. Hep buralarda asimtotlar var. Ve bu asimtotların olduğu değerlere sağdan ve soldan yaklaştığınızda bir yerde artı sonsuza giderken diğer yerde eksi sonsuza gidiyor. Yani sağ ve sol limitleri eşit olmadığı için tanjant x fonksiyonunun limiti nedir diyeceğiz. Tanjant x fonksiyonun limiti kosinüs x'in sıfır olduğu yerlerde tanımsızdır. Onu yazalım isterseniz not olarak. Tanjant x fonksiyonunun fonksiyonun kendisi de tanımsızdır. Dolayısıyla limiti de tanımsızdır aslına bakarsanız. Tanjant x fonksiyonunun limiti diyelim. Cos x fonksiyonunun sıfıra eşit olduğu yerlerde nedir diyeceğiz? Yoktur. Limiti yoktur. Peki demek ki o halde bu ifadeye bir koşul koymamız gerekli. Bir koşul koymamız gerekli. X'in hiçbir şekilde neye eşit olmaması lazım? Artı eksi pi bölü 2'ye veya ne diyelim artı eksi 3 pi bölü 2'ye. Yani şunu demek istiyorum. Kosinüs x'i 0 yapan değerlere ne olmaması lazım? Eşit olmaması lazım. Tabi bu böyle sonsuz tane nokta söyleyebiliriz. Bu şekilde devam edecektir. X bunlara eşit olmadığı sürece tanjant x fonksiyonunun grafiği tanjant a'ya eşittir. Direkt yerine yazarak bulabiliriz. Küçük bir örnek yapalım. Örneğin limit x ne diyelim 2'ye giderken diyelim kosinüs ne diyelim kosinüs x kare eksi 4 bölü x eksi 2'nin değeri nedir? Neye yaklaşır? Bu ifadenin limiti nedir? Bunu araştıralım. X yerine şimdi ne dedik? Kosinüs fonksiyonu ilk önce sürekli bir fonksiyon olduğu için direkt işlemi şu şekilde de düşünebilirim. Yani sürekli fonksiyon olduğu için x'i yerine yazarak bulabilirim. Ya da şöyle de düşünebilirim bunu yerine yazma konusunu. Limit kosinüsün içerisindeki ifadeye önce uygulanabilir. Yani bu ifadeyi şu şekilde de yazabilirim. Bu ifade ona aynen eşittir. Bu eşittir limit x 2'ye giderken x kare eksi 4 bölü x eksi 2. Bu işlemi yapmakla yukarıdaki ifadeyi yapmak aynı şeydir diyebiliriz. Limiti kosun içindeki ifadeye önce uygulayabilirim. Onun içine sokabilirim de diyebiliriz. Peki limit x 2'ye giderken x kare eksi 4 bölü x eksi 2 ifadesini nasıl buluruz? İlk önce yerine yazmayı deneriz. Yerine yazdığımızda bu içteki ifadede neyi görüyoruz? 2'nin karesi eksi 4 bölü 2 eksi 2. Yani 0 bölü 0 sonucunu elde ediyoruz. 0 bölü 0'ı çok iyi tanıyoruz artık. Bir problem var diyoruz. Bu problem ne? Delik problemi. Delik var diyoruz fonksiyonumuzda. Bu delik varsa limiti bulurken bu deliği kaldırmam gerekli. Nasıl kaldırıyoruz? Sadeleştirme var diyoruz. Sadeleştirme yaparak kaldırabiliriz. O halde sadeleştirme var mı? Bakalım bu ifadeye tekrar göz atarak.
x kare eksi 4 bölü x eksi 2 ifadesini düşünürsem, buradaki ifadeden paydaki x kare eksi 4 ifadesini ben şu şekilde çarpanlarına ayırabilirim. X eksi 2 çarpı x artı 2 olarak 2 kare farkıdır çünkü o. Çarpanlarına ayırırsam paydaki ifadem x eksi 2 olarak kaldı ve x eksi 2 ifadesinin sadeleştiğini görürüm. O halde buradaki ifade sonuç olarak x artı 2 olarak yazılabilir. Dolayısıyla ben içerisindeki yani kosinüsün içindeki ifadeyi ne şekilde dönüştürdüm? Limit x 2'ye giderken x artı 2'ye bu şekilde yazabilirim. Bu hale dönüştürdüm. Peki şimdi yerine yazmayı deneyelim. Şimdi 2'yi yerine yazarsak bu ifade bir polinom olduğu için limiti yerine yazarak bulabiliriz. Yani bu ifadenin limiti de ne eşittir? 4'e eşittir diyeceğiz. 2 artı 2 4 yerine yazdım sadece. Dolayısıyla sonuç olarak kosinüs 4'e eşit olduğunu söyleyebiliriz limitimizin. Dolayısıyla yukarıdaki ifadenin limiti nedir? Kosinüs 4'e eşittir. Gayet bir farkı yok trigonometrik fonksiyonlarında limitlerinin bulunmasının diğer fonksiyonlardan. Mantıkları aynı. Peki bir son bir örnek daha yapalım hızlı bir şekilde. X pi bölü 2'ye giderken neyi bulalım? 3x kare artı kosinüs x ifadesinin limitini bulmaya çalışalım. Ne yapacağız? Direkt yerine yazarak bulabiliriz aslına bakarsanız. Çünkü limiti toplama üzerine zaten dağıtabiliyordum. Buradaki ifade bir polinom sürekli. Kosinüs x ifadesi zaten sürekli sorunsuz bir fonksiyon. O halde yerine yazıp limiti bulmakta hiçbir sakınca yok. Ne yapacağız? 3 çarpı pi bölü 2'nin karesi artı kosinüs pi bölü 2 şeklinde yazabilirim. Peki kosinüs pi bölü 2 neye eşittir? Buradaki ifade kosinüs pi bölü 2'nin 0'a eşit olduğunu biliyoruz. O halde bu ifadeyi tekrar düzenlersem 3 pi kare bölü 4'e eşit olduğunu söyleyebiliriz bu limitin. Evet, bir sonraki videoda çok özel bir limitten bahsedeceğiz. Şu işlemi yapacağız. Limit x 0'a giderken sinüs x bölü x bu soruyu yapacağız. Bu limit neye eşittir? Onunla ilgileneceğiz. Şimdilik bu kadar.